LGS'ye son 121 gün, yani başarılı olmamıza, güzel sınav sonuçlarına ulaşmamıza, hayallerimizdeki liseye ulaşmamıza 121 gün kaldı. Hala yeterli bir süre var. 4 aya yakın bir süre var. Yani 30 çarpı 4 ne eder? 120 eder. Yani 4 aylık bir süre var. 4 ayda neredeyse yarım sene gibi bir süre. Bu sürede de çok güzel başarılar elde edeceğiz. Şimdi günün sözüne baktığımızda Jackson Brown diye bir adam söylemiş. Gerçekten farklı bir tipi var. Yarın için en iyi hazırlık bugün elinden geleni yapmandır. Evet, biz yarın için ne yapacağımızı, yarın ne olacağını tam anlamıyla bilmeyebiliriz. Ama elimizden geleni yaparsak, çözmemiz gereken testleri çözersek, denemeleri çözersek, hocalarımıza sormamız gereken soruları sorarsak, sonrasında tevekkül ettiğimizde zaten elimizden gelenin en iyisini yapmış oluyoruz ve en iyi hazırlığı yapmış oluyoruz. Sonrası da güzel tercih döneminde güzel okulları seçeceğiz. Şimdi günün yorumuna baktığımızda 667 beğeni almış Şerif Atağan ne demiş bakalım. Hocam ben de bunu 5 defa sormuştum ama olsun tekrar soruyorum demiş ve 5. de artık tutturmuş demiş ki 5. de yorum çıktı. Evet, dinleyelim yorumunu. Siz her defasında LGS'ye son adlı videolar attığınızda benim kalbim bir defa daha hızlanıyor o gün sayılarını gördükçe. Çalışsam da çalışmıyormuşum gibi geliyor ve bu durum beni tam anlamıyla bitiriyor. Ne yapmalıyım? Artı birleyin görsün demiş ve gördük. Hiç endişelenmene gerek yok birinci Şerif. Senin yaşadığın sıkıntıyı, yani acaba süre azalıyor mu? Acaba yetecek mi diye zaten takvim yapraklarına baksan da görünüyor. Biz burada amacımız sizi gergin bir şekilde eyvah eyvah demek değil. Sizin varsa sorularınız, hocam matematiğimizi nasıl yükseltebiliriz? Hocam Türkçemizi nasıl yükseltebiliriz? Sınav stresini nasıl yenebiliriz? Acaba Anadolu sesi mi iyi, Fen sesi mi iyi? Evdeki dikkat dağınıklığı nasıl yetiştirebiliriz? Program bu tarz sorularınızı cevaplamak ve sınava kadar sizin yanınızda olduğumuzu göstermek. Zaten 120 gün diyoruz, yani 121 gün kaldı. Çok ciddi bir süre. 4 ay çok ciddi bir süre. Rahat rahat bu süre içerisinde birçok kitabı bitirebilirsiniz. Bunu anlatmıştık size. Mesela 90 tane soru çıkıyor ya sınavda. 92 tane deneme çözseniz günde 180 soru ediyor. 180 ile 120 çarptığınız zaman zaten 20 bin küsürlü rakamlar ediyor. Bu da 40'tan fazla soru bankası ediyor. Zaten 40'tan fazla soru bankasını sen rahat rahat bitireceksin ve veya daha hızını fark etmez. Hayallerine kavuşacaksın. Dolayısıyla hiç endişelenmene gerek yok. Hatta bunu az önceki elemanın ismi neydi? Jackson Brown'da diyor. En iyi hazırlık elinden geleni yap. Sen elinden geleni yap ve sonrasında da ha bugün hangi sıkıntı varmış? Netler. Bunu izledim. Bugün hangi şey varmış? Bunlar. Bunları izledim diyebilirsin. Sürenin azalması senin esasında sonuca yaklaştığını, o güzel günlere, sınavdan kurtulacağın, oh be sıkıntılar bitti, lezzet geldi diyeceğin günlere yaklaşmanı gösteriyor. Dolayısıyla hiç endişelenmene gerek yok. Bir de çok güzel bir söz var. Sıkıntının bitmesi insana lezzet verir. Lezzetin bitmesi ise insana sıkıntı verir. Sen mesela bugün bütün gün evde gezdiysen, işte ders çalışmadıysan akşam bir sıkıntı yaşarsın. Uf ya, hiç çalışmadım, keşke çalışsaydım dersin. Ama bütün gün ders çalıştıysan veya işte böyle LGS son videosu gibi rehberlik videoları izlediysen birazcık böyle sıkıntı çekmiş olursun ama sonrası oh be bugün bir şeyler yaptım dersin ve lezzet verir. Dolayısıyla bu süreç, yani bu sınav hazırlık süreci belki biraz sıkıntılı geçecek ama sonrasında oh be kurtulduk, çok da güzel listelere girdik diyeceğiz ve çok güzel bunun keyfini süreceğiz. Dolayısıyla hiç endişelenmemize gerek yok. Bunlar bizim sizlere destek olmak amacıyla yanınızdayız. Biz de sizinle beraber sınava hazırlanıyoruz demek amacıyla yaptığımız videolar. Günün kitabına baktığımızda Tarık Buğra'nın Osmanlı kitabını görüyoruz. Gerçekten çok değerli bir roman. Birazcık kalın. Vakti olan arkadaşlarımızın okumasını tavsiye ediyoruz. Hiç vakit kaybetmeden hemen günün okuna bakıyoruz. Profesör Doktor İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi Kırşehir'de. Kırşehir'deki en iyi fen liselerinden bir tanesi. 79 öğrenciden 44'ü tıp fakültesi kazanmış. Bu soru çok geliyor. Hocam tıp fen lisesi mi, Anadolu lisesi mi? Anadolu lisesinden de tıp fakültesine girebilirsiniz. Fen Lisesi'nden de mühendislik bölümlerine veya başka işte eşdeğerlik bölümlerine, hukuk fakültelerine gidebilirsiniz. Ama Fen Liseleri daha çok böyle doktor olmak isteyen, diş hekimi olmak isteyen, mühendis olmak isteyen, sayısal ağırlıklı öğrencilerin toplandığı bir yer. O yüzden bunların başarısı böyle oluyor. Ama biz zaten biliyorsunuz bir Anadolu Lisesi, bir Fen Lisesi tanıtıyoruz. Bir İstanbul'dan, büyük şehirlerden, bir de bazen de bu tarz Kırşehir gibi Anadolu'nun güzel illerinden de sizlere tanıtıyoruz. Burayı kazanacak arkadaşları şimdiden tebrik ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. Günün sorusuna baktığımızda Türkçe ile alakalı bir soru. Sözcüklerinden hangilerinin yazımı doğrudur demiş. Yani ara sıra, karma karışık, orijinal, röportaj, tespit kelimelerinden bir tanesinin yazımı doğru, diğerlerini yanlış. Dolayısıyla bakın bu soruyu doğru yaptığınızda yazım kuralları ile alakalı çok zor bir soruyu da yapmış oluyorsunuz. Hemen geçtik bunu. Günün geyiğine baktığımızda her zaman gibi kendisini geyik boynuzlarıyla tanıdığımız Tonguç'u görüyoruz. Okuldan eve gelince ben temsil ederim. Okuldan eve gelince birazcık dinlenmemiz lazım. Gerçekten yoruluyoruz. Dinleneceğiz. Sonra planımızı yapacağız. Ödevimizi yapacağız. Ardından da görevimizi yaptıktan sonra bekleyeceğiz güzel sonuçları. Hadi bakalım ödüllü soruya yine yorumlarınızı yazın. Bizler sizin sorularınızı cevaplamak için
bütün gün bütün yorumları okuyup bunu cevaplayalım diyoruz. En fazla like alan yoruma tabii ki de destek veriyoruz. Diyoruz ki bu çocuk çok like almış. O zaman bu öğrencimiz çok like aldıysa biz de bunu cevaplayalım diyoruz. Ve sizlerin yanınızdayız arkadaşlar. Sizler kendinize güvenin, başaracaksınız. Bizler sizin başaracağınıza inanıyoruz. O yüzden de sizleri desteklemeye devam ediyoruz. Sizler de lütfen kendinize inanın. Görüşmek üzere arkadaşlar.